Hocam kanal tedavisi sonrasında ağrı olur mu? Evet kanal tedavisi sonrasında diş ağrıyabilir. İyi de hocam siz dişin sinirlerini anlıyor musunuz? Bu diş ölü olmuyor mu? E siniri olmayan diş nasıl ağrı yapıyor? Tamam bak şimdi detaylıca anlatacağım. Kafana yatmayan tüm kısımları anlayacaksın. Ağrı aslında o dişten değil dişi çevreleyen dokudan geliyor. Maraton koşan bir sporcu düşün. Uzunca bir mesafe boyunca vücudunu zorlar, vücudun pek çok noktasını harekete geçirir. Maraton sonrasında ne olur? Kaslar ağrır, yorgunluk hissi oluşur. Yani vücut bu yoğun aktivite Tepki gösterir, değil mi? İşte kanal tedavisi sırasında dişiniz bir tür yoğun aktiviteye, yani bir maratona tabi tutuluyor. Bu maratonda dişin içerisindeki enfeksiyonu çıkarıyoruz, dişin sinirlerini alıyoruz, dişin kökünün ucuna kadar müdahalede bulunuyoruz. E, tüm bu işlemler dişin çevresindeki dokuların bir süreliğine tepki göstermesine neden oluyor. Bu örnekle olayın mantığını da anladıysanız, aşağıdan beğen butonuna basmayı da unutmayın. Tamam hocam, işlem sonrası ağrının mantığını anladım. Peki bu ağrı ne kadar sürecek? Bu ağrının genellikle birkaç gün içerisinde geçmesini bekleriz. Ancak biz bu durumu 2-3 haftaya kadar normal olarak kabul ediyoruz. Süre uzadıysa da kafanıza takmayın. Ama 2-3 hafta sonrasında bile hala şiddetli bir şekilde ağrı hissediyorsanız, burada sıkıntılı bir durum var demektir. Kanal tedavili dişin olduğu bölge çoğunlukla iki durumdan dolayı ağrır. Ağrı geçici değil de kalıcı oluyorsa herhalde bu da ikinci sebebe bağlanacak. Evet, tam olarak öyle. Ne demiştik? İşlem sonrası Ağrı tamam ama üzerinden uzunca bir süre geçtikten sonra o ağrının olmaması gerekir. Peki bu neden oluyor hocam? Diş kanal tedavisine cevap vermiyor mu? Genellikle bunun en yaygın sebebi eksik ya da yanlış yapılmış kanal tedavileri oluyor. Kanal tedavisi çok hassas, zaman ve sabır isteyen milimetrik bir işlem. Dişin kendisi bile minicikken ağızda hiç görünmeyen dişin altında kalan kökün tedavisidir kanal tedavisi. Yaptığımız kanal tedavisi dişinizin tam olarak kökünün uç kısmında bitmeli. Ne bundan az ne bundan fazla ikisi de sıkıntılı olur. Diyelim ki kanal tedaviniz yapıldı ama kökün ucundan birkaç milimetre gerisine kadar uzanıyor. O 2-3 milimetrelik alanda bakteriler üreyerek çoğalır ve dişinizin çevresindeki dokuların enfeksiyonuna neden olur. Hadi diyelim garanti olsun dediniz, eksik olmasın fazlasını yapalım dediniz. Bu sefer de dişten taşan dolgular çevre dokuda tepkiye sebep olur. Yine ağrınızın geçmemesine neden olur. Peki hocam böyle bir durumda ne yapılacak? Diyelim ki kanal tedavili dişim uzun süre sonra ağrı yapmaya başladı. E ömür boyu ağrıyla yaşayacak halim yok. Dişi çekmeden bir çözümü var deyin lütfen bana. Kanal tedavisi yapılmış ama ağrısı geçmemiş dişte. İlk yaptığımız şey dişi bir incelemek. Baktık ki kanal tedavisinde bir eksiklik var, bir fazlalık var ya da bir hata var. Burada bizim retreatment dediğimiz bir işlem var. Çok basitçe kanal tedavisini yenileme gibi düşünebilirsiniz. Kusurlu kanal tedavisini çıkarıyoruz. Dişe olması gerektiği gibi yeni bir kanal tedavisi yapıyoruz. Bu işin en kötü yanı yapılan her yeni kanal tedavisinde dişin iyileşme şansı biraz daha azalıyor. Bunu birazcık bir şeyleri tamir etmek gibi düşünebilirsiniz. Baştan doğru ve sağlam yapılsın ki hiç tamire ihtiyaç duyulmasın. Şimdi ikinci durumumuzda bazen kanal tedavisinde hiçbir sorun olmaz ama ağrı yine de geçmez. Böyle durumlarda dişin kökünde bir kırık olabilir. Kullandığımız ilaçlara dirençli olan bakteriler olabilir. Dişin kök yapısına bağlı olarak ulaşılmaz bazı noktalar olabilir. Böyle durumlarda her şey harika yapılsa bile maalesef ağrı geçmeyebilir. Ancak şu şunu söyleyeyim bu durumlar çok çok nadir gördüğümüz durumlar. Yani kanal tedavisine inancınızı boşu boşuna yitirmeyin. Peki siz daha önce hiç kanal tedavisi yaptırdınız mı? Ağrılarınız geçti mi? Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümüne bekliyorum. Bu videoya da 500 like gelirse canlı canlı bir de kanal tedavisi işlem videosu çekeceğiz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Her yeni abone ve beğeni bu tür içeriklerin devamı için çok önemli. Bu yüzden gitmeden de abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.